Merhaba. Öncelikle yayınımızı izleyen, canlı yayınımıza katılan, izleyen ve dinleyen herkese merhaba diyorum. İsmim Ali Çelik. Yaklaşık 17 yıldır kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık bir yılımı Memorial Hastanesi'nde tüp bebek merkezinde çalıştıktan sonra 16 yıldır Batı Bağat Hastanesi'nde çalışmaktayım. Mesleğimizde kadın doğumda özellikle çalışma konusunda izleyen, merak eden arkadaşlara hitaben bazen bize gelen sorular içinde en çok bu yoğunlukta, bu koşuşturmada vesairede mesleğinizi ne kadar seviyorsunuz, bu mesleği seçerken nelere özen gösterdiğiniz gibi sorular bize geliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum her şeyin başında. Mesleğimi gerçekten severek yapıyorum. Bu iş zaten kadın hastalıkları ve doğum mesleği bizim koşturmalı, işte hani hastalar sizlerin söylediği gibi işte gecemizi bazen gündüzümüze katarak yoğun çalıştığımız bir meslek. Ama mutlaka sevmek gerekiyor. Yani sevmeden bu işi gerçekten yapmak biraz zor. Neden seviyorsunuz derseniz bu işte özellikle doğum esnasında, özellikle normal doğumdan sonra o anı yaşayan anneleri gördüğümüz zaman o mutluluğu birlikte paylaşmak, o annelerin doğumundan sonraki o heyecanını paylaşmak, bu bize gerçekten yaptığımız için gecenin bir yarısı doğuma gitseniz bile size büyük artılar katıyor. Yaptığınız işten mutlu olarak dönüyorsunuz. Ne bileyim gece uykunuzdan gelip o doğuma katıldığınızda o hastanın mutluluğu, size verdiği o pozitif enerji sizin de yorgunluğunuzu birebir atmanızı sağlıyor. Çıktığınız zaman o bebeğin ağlaması, annenin yüzündeki heyecan, annenin yüzündeki sevinç, tatlı sevinçler sizin yaptığınız işin bir tık daha fazla yapmanız gerektiğini, daha heyecanınızı artırarak yapmanız gerektiğini söylüyor. Ve gerçekten bu size pozitif değerler katıyor. Meslek hayatımızda bu artılarla birlikte gittiğimiz zaman diğer branşlara baktığınızda hani sorulan neden kadın doğumu seçtiğiniz gibi sorularda bu özellikle kendi açımdan söyleyeyim. Bu benim için 3 kat, belki 5 kat, belki x kat kadar biraz daha öne geçiriyor yaptığım mesleği güzel yapmak amacıyla. Onun dışında tabii ki annelerimizin bu şekilde o pozitif davranışları, doğumdan sonraki bize yansıttıkları pozitiflikler daha sonrasında da devam ediyor. Mesela muayenehanemizde özel baktığımız hastalarımız doğumdan sonra sağ olsunlar bize gelen işte bebekleri getirdiklerinde onlarla birlikte vakit geçirmek, onlarla birlikte resim çekilmek, Instagram hesabımızda, Facebook hesabımızda yayınlamak. Bunların hepsi bize pozitif şeyler katıyor. Artı çalıştığınız ortamda uzun süre çalışmak, uzun süre mesai arkadaşlarınızın aynı olması size çok çok daha artı şeyler katıyor. Ben kendi adıma söyleyeyim, hastaneme gittiğim zaman sabah evden çıkarken işe değil de hani normal işte gelen hastalarımla arkadaş olarak muhabbet etmek, sohbet etmek, o bazda gittiğiniz için işe giderken bile hani hep vardır ya pazartesi sendromları ya da işte işe giderken ayağım bir adım geriye gidiyor gibi şeyleri, sendromları yaşamıyorsunuz. Tabii bunlar sizin o mesleğe olan pozitifliğinizi, sevginizi diğer branşlara göre, tabii ki diğer branşlarında bir sürü artıları var ama benim açımdan en çok kadın hastalıkları ve doğum bölümüne girmemin en büyük artılarından bir tanesi de buydu. Yani bu bebeklerle bu mutlu anı yaşamak, annelere bir pozitiflik vermek. İnanın bazen görüyorum dışarıdaki sosyal alanda muayene odama gelen, benim boyuma gelen, belki benim boyumu da aşan bazı doğumunu gerçekleştirdiğim arkadaşlarla birlikte o kadar keyifli oluyor ki onlarla sohbet etmek, bir takım şeyleri paylaşmak sizlere pozitif şeyler katıyor bunlar ve mesleğinizi icra etmenizin artılarını arttırarak gitmesini sağlıyor. Bunun dışında tabii ki normal doğumun ve sezaryen doğumun her ikisi de bugünkü konumuz tabii hem normal doğum hem de sezaryen sonrası normal doğum bazında bir takım bilgiler vereceğiz. Tabii ki bu konuyla ilgili sezaryen ameliyatı, zorunlu olan sezaryen ameliyatlarında tabii ki bizim hani sezaryene biz işte tukaka demiyoruz tabii ki. Hani onların da zorunlu kaldığımızda, ne bileyim nedir bu zorunlu kalmak? Bebek ters geliyordur ya da çocuğun eşinde yırtılma oluyordur ya da çocuğun eşi aşağıdadır ya da normal doğum esnasında bebeğin kalp atışları kötülemiştir gibi bu tanıları, nedenleri çoğaltarak bunu arttırabiliriz. Bu gibi durumlarda tabii ki sezaryen ameliyatı bizim için de artı değerdedir. Yani zorunlu kaldığımız durumlarda sezaryeni yapmak zorunda olduğumuz durumlar vardır. Bu koşulları bir tarafa bırakarak bizim bugünkü anlatacağımız, size bilgi vereceğimiz, gelen sorularınızla sizinle birlikte diyalog kuracağımız konu normal doğum daha çok. Artı sezaryen sonrası da normal doğum. Şimdi öncelikle normal doğumun tabii ki birçok artıları var. Nedir bu birçok artılar? Bir defa kalktığınız normal doğum yaptıktan sonra ilk o bebek doğduğu zaman o bebekle olan diyaloğunuz çok çok daha farklı oluyor. Yani o hani bizim kendi hastalarımda sürekli söylediğimiz ten tene temas. Mesela bizim kliniğimizde doğurttuğumuz hastaları hemen doğduktan sonra ten tene temas dediğimiz anne ile bebeğin temas etmesini sağlıyoruz. O psikolojik olarak vücutta işte beyinde salgılanan hormonlar hem annenin psikolojisini etkiliyor hem de doğumdan sonraki lohusalık sürecinde ne bileyim süt salgılanması olsun, annenin iyileşme dönemi olsun, annenin kendine gelmesi. Hani bizim lohusalık döneminde eski haline alması dediğimiz ağrıların azalması olsun gibi birçok şeyi artı değerlerde götürüyorsunuz normal doğumda. En başta sezaryen sezaryen olan hastalarımızın yaşadığı riskler yaşanmıyor. Bunlar nedir sezaryen riskleri? İşte ameliyat riskleri yok bir defa. Ameliyat riskleri nedir sezaryen ameliyatındaki riskler? Bu her ameliyatta olduğu gibi birincisi anestezinin riskleri vardır. Sonuçta narkoz alıyor. Pıhtı atma riski olabiliyor, hastanın aldığı ilaçlara bağlı bir takım riskler olabiliyor. Sezaryanda sonuçta batın açılıyor, batın dediğimiz karın içi açılmış bulunuyor. Orada komşu organlar, bunlar nedir? İdrar torbası var, bağırsaklar var gibi iç organ yaralanmaları olabiliyor. Tabii ki bunlar hep olası şeyler. Hani sezaryanda olabilecek eksi şeyleri söylüyoruz. Artı enfeksiyon riski olabiliyor. Sonuçta bir ameliyat olayını yaşıyorsunuz. Ameliyattan sonra o bölgede kanama alanları oluyor vesaire. Hani dışarıya açık oluyor. Vücut direnci ufak da olsa düşüyor ve enfeksiyona karşı yatkın hale geliyorsunuz gibi bir takım sıkıntılar olabiliyor. Siz normal doğum yaptığınızda bunlardan bertaraf etmiş oluyorsunuz. Tekrar söylüyorum, hani sezaryen olmak tabii ki zorunlu koşullarda, az önce işte bir 5-6 tane saydığım zorunlu koşullar dışında sıkıntılı bir durum değil. Zorunlu yapıldığı zaman tabii ki bu riskleri taşıyacak. Ama bu riskleri taşımak demek illaki hani bebeğin kalp atışları kötü. Bazen biz bunu yaşıyoruz. Tabii ki sezaryandan mümkün olduğunca biz kliniğimiz olarak da, ben şahsen kendim olarak da kaçıyoruz ama bebek çok kötü bir durumda diyelim. Kalp atışları kötü ya da bebeğin eşinde yırtılma var, iç kanama yaşıyor ya da çocuğun eşi aşağıda gibi zorunlu nedenlerde ya da diyelim bebek çok iri. Yani şu anda sınır biz hep 4 kilo diyoruz ama ortalama 4,5 kiloluk bebekler oluyor. 4,700'ler, 4,800'ler oluyor. Bu gibi durumlarda tabii ki biz normal doğumun dışında sezaryeni öneriyoruz bu gibi durumlarda. Dediğim gibi zorunlu şeyleri dışa bıraktığınızda normal doğumun bu tür artıları var birincisi. İkincisi ameliyat riskinden bertaraf etmiş oluyorsunuz. İkincisi normal doğumda salgılanan oksitosin dediğimiz bir hormonumuz var. Bu hormon sevgi hormonu, annenin psikolojisini etkiliyor, bebekle olan bağını etkiliyor. Bir takım salgılanan hormonlar bebeğin doğum kanalından geçerken özellikle o akciğerindeki sıvı dediğimiz, hani doğumdan sonraki, onu atmasını sağlıyor. Tabii ki bu yapılmış bir takım yayınlar var. Bu yayınlarla kanıtlanan bir takım şeyler, özellikle sezaryen doğumlu olan bebeklerde işte alerji riski olabiliyor. Onun dışında çok daha az oranlarda işte diyabet gibi, işte kalp, böbrek gibi rahatsızlıkların da ekarte edildiği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Onun dışında normal doğumla ilgili bir takım hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar annenin doğumdan sonraki özellikle süt verme dönemi, rahiminin toparlanması dönemi, yine az önce söylediğimiz oksitosin hormonu, rahimin kasılarak eski hali, hani halk arasında işte kırkı çıktı dediğimiz olay, rahim toparlanıyor, vücut ödemini atıyor ve eski haline gelmeye çalışıyor. Bu hormonlar normal doğumdan, tabii ki sezaryandan sonra da bunlar devreye giriyor ama normal doğumdan sonra bunlar biraz daha aktif oluyor. En önemlisi normal doğumdan sonra doğumunu yaptırıyoruz ve anne bebekle temas ederek hemen yürüyerek bile odasına alabiliyoruz. Bence en büyük artılardan birisi bu. Ameliyattan sonra, sezaryandan sonra işte bir takım enfeksiyon riski olmuyor, vücuda pıhtı atabilir mi gibi sıkıntılar yaşamıyoruz. Hastanın bebeğiyle diyaloğu çok daha iyi oluyor gibi nedenlerden dolayı normal doğum bir tık daha artılarda görüyoruz. Sezaryen sonrası normal doğumda ise onu da yaklaşık 1960'lı yıllardan sonra sezaryandan sonra normal doğum yapılabileceği yönünde bir takım artı düşünceler oluşmaya başladı. Önceden hani bir kere sezaryen hep sezaryen mantığı ilk yerleşmişken, sezaryenin ilk çıktığı dönemlerde 1960'lardan sonra sezaryandan sonra hani normal doğumda yapabilir miyiz gibi kafalarda bir soru işareti oluşmaya başladı. Tabii ki bunlar klinik deneyimler, artı bilimsel çalışmalar vesairelerle desteklenmeye başlandı. Birçok yayın yapıldı, uygulamalar yapıldı. Hani sezaryandan sonra normal doğum yapılabilir mi diye bir takım detaylı incelemeler yapıldı ve bu incelemelerin sonunda artı sonuçlar alındı. İnsanların hani sezaryandansa bir kere olmuş, hani zorunlu koşullarda olmuş sonuçta, ikinci gebeliğinde hani bu zorunlu sonuç sıkıntılar yoksa, diyelim ilkinde bebek ters geliyor. Biz kliniğimizde de, kendi kliniğimde de takip ettiğim hastalarım var. Bebek geliyor, annemiz normal doğum yapmak istiyor. 15 günde bir çağırıyoruz mesela. Bakıyoruz bebek ters, dönmüyor. Anne ısrarla normal doğum yapmak istiyor, normal doğum yapmak istiyor ama bebek dönmüyor. Bir takım önerilerde bulunuyorsunuz, işte şunu yapalım, bunu yapalım ama bazı bebekler dönmüyor. Hani anne çok istemesine rağmen normal doğumu, bebek dönmüyor ve sezaryen olmak zorunda kalıyor. Ama ikinci gebeliğinde hani bu yaşadığı sezaryen olayını tersine çevirmek isteyen annelerde bakılıyor. Ortam uygun, bebek normal baş gelişle geliyor. Çocuğun eşinde herhangi bir problem yok. Kilosunu bakıyorsunuz, kilosu gayet iyi, uygun. İşte 3 kiloyla 4 kilo arasında ya da işte 2750, bizim standart dediğimiz 2750, 3 kilo 300 gram, hani hep standart kilolar arasında olan standart arasında ise, yani ikinci doğumunda anneye böyle bir hak verilmesi gerektiği düşüncesi çıktı ortaya ve gerçekten de şu anda yapıldığı gibi o dönemde de yapılan işlemlerde, klinik tecrübelerde sezaryen olmuş hastaların normal doğum yapabildiği gözlenmiş. Ve bunun üzerine gidilerek tabii ki ortamlar düzenlenmiş, bir takım çalışmalar ileriye götürülmüş gibi şeylerle bugünlere getirilmiş. Ve şu anda sezaryen sonrası normal doğum yaptırılarak birçok annenin işte normal doğum tadını alması ve bu tadı yaşayarak çok daha rahat mobilize olması. Tabii bu hastalarımızda ben kendi doğurttuğum hastalarımda da konuştuğumuz, sezaryen sonrası normal doğumda konuştuğumda söyledikleri şeyler hep artı yönde. Yani iyi ki bunu denemişiz, iyi ki bunu yapmışız. Tabii tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu işlemi, sezaryen sonrası normal doğumu gerçekleştirmek için bir takım kriterlerin olması lazım. Yani o sezaryen sonrası normal doğuma uygun olmanız gerekiyor. Nedir bu uygun durumlar? İlk doğumunuzda mesela, sezaryen olduğunuz ilk doğumunuzda Tabii ki son dönemlerde bu şekilde kesiler yapılmıyor ama rahiminizin kesisi dik olmamalı. Şu andaki zaten hani bu çok eski olmuş, sezaryenlerde yapılıyordu. Eskiden rahim dikine kesim yapıp bebeğe öyle çıkartılıyordu. Ama şimdi artık tabii ki bunu sadece bilgi anlamında söylüyorum. Eskiden dikti, şimdi zaten artık hep yatağı şeklinde yapılıyor. Dik kesi yapıldığında siz normal doğuma başladığınız zaman, anne sancılarımız başladığında bu sefer o dik kesiden rahim kasıldığı zaman rüptür dediğimiz yırtılma riski biraz daha fazla olduğu için genelde dik kesi olmuş ilk sezaryenlerde normal doğum işlemine çok fazla girilmiyor. Birincisi bu kesinin olmamış olması lazım. İkincisi bir defa bebeğin az önce söylediğim gibi ters gelmemesi lazım. Makat dediğimiz makat gelişle gelmemesi lazım bebeğin. Çünkü siz sancıyı verdiğinizde bebek ters geldiği zaman o bebeğin çıkımında aslında eskiden biz makat gelişle normal doğumu yaptırıyorduk ama sezaryen, bir kere sezaryen olmuş riski olan hastada makat gelişte sezaryen yaptırmak risk taşıdığı için çok fazla o tarafta özellikle sezaryen sonrası normal doğumu çok tercih etmiyoruz. Üçüncüsü bebeğin kilosu. Bebeğin kilosu da bizim için çok önemli. Çünkü hem dikiş, eski bir dikiş yerine uğraşıyorsunuz birincisi. İkincisi anne pelvis yapısının belli bir kilonun üzerinde o bebeği doğurma riski sıkıntılı olabiliyor. İşte baş çıkıyor, baş takılabiliyor, omuz takılmaları olabiliyor. En çok hani bizim korktuğumuz şeylerden biri işte rüptür dışında, tabii ki sezaryen sonrası normal doğumlarda rüptür dışında baş çıktıktan sonra bebeği çıkarırken şuradan aşağı doğru giden kolları, özellikle kol sinirlerini inerve eden dediğimiz hani kolumuzun çalışmasını sağlayan sinirlerde kopmalar oluyor. Tabii ki sinir hücrelerinin yenilenme fonksiyonu olmadığı için o sinirde zedelenme olduğunda bebekte ömür boyu uzun süreli, tabii ki şu anda fizik tedavi yöntemleri gelişti, bir takım yeni teknikler yapılıyor ama ne kadar olsa da bir takım sekeller kalabiliyor. İri bebeklerde bu risk yüksek olduğu için kilo da bizim için önemli. Bu sebepleri açıklarken araya şöyle bir kendi klinik deneyimimi aktarmak istiyorum. Benim takip ettiğim sezaryen sonrası normal doğum 4 kilo 100 gram bir hastam vardı ve gerçekten normal doğum gerçekleştirdik ama sezaryen sonrası normal doğumda gerçekten doktor hasta iletişimi çok çok önemli. Yani birincisi hastanın gerçekten bunu istiyor olması lazım. Yani sezaryen olmuş gelip de siz bana çok net bir şekilde kendisini, ben hocam ilk sezaryandı, bunu normal doğum yapacağım dediği zaman zaten olayın %60-%70'ini bitirmiş olduğunu görüyoruz. Yani istemesi çok önemli. Az önce söylediğim 4 kilo 100 gramlık doğum ve karşılıklı diyalog çok önemli. Bir, hasta çok net olmalı. Hastanın kesinlikle, o gebenin, ben bu sezaryanımı oldum, bu ikinciyi ben normal doğum yapmak istiyorum diye çok net bir şekilde size gelmesi lazım. Birincisi bu. İkincisi sizin bu olayı desteklemeniz gerekiyor. Şimdi sezaryen sonrası normal doğumun tabii ki bir takım sıkıntılı yanları da var tabii ki. Bir defa rüptür dediğimiz çok büyük, geniş bir yelpazede bir sıkıntı, olay var. Yani kabaca rahimin yırtılması. Çünkü o bölgede bir kesi var. O kesiyi siz sütüre etmişsiniz, dikmişsiniz. Ama istediğiniz kadar o bölgeyi kapatın, eskisi kadar dayanıklı olmuyor. Tabii ki sancı çektiği zaman, rahim kasıldığı zaman o bölgede yırtılma riski olabiliyor. Sezaryen sonrası normal doğumda en korktuğumuz şeylerden bir tanesi bu, rüptür olayı. Tabii bu riskleri doktor olarak bunu hastayla diyaloğa girerek, anlatarak, ikili diyalogla hasta-doktor ilişkisinin yerine oturması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka ilk aşamada bu. Sezaryen sonrası normal doğumda bu karşılıklı diyaloğun olması, karşılıklı diyaloğun oturması ve iki tarafında bunu gerçekten net bir şekilde istemesi lazım. Özellikle doğum yapacak anne adayının bunu çok net bir şekilde, ben sezaryen oldum, ikinciyi normal doğum yapmak istiyorum diye size net bir şekilde gelmesi lazım. Doktorun istemesi lazım, bir takım risk faktörlerini göze alması lazım. Artı tabii ki doktorun bu bir takım riskleri göze alması için çalıştığı kurumun, çalıştığı hastanenin, teknik ekibin tamamen yerine oturmuş olması lazım. Yani siz o çalıştığınız yerde, çalıştığınız ebelerle çok yakın güven ilişkisi içinde olmanız lazım. Onlara güvenmeniz lazım. İkincisi, şu anda son dönemlerde işte doğulalarımız var. Onların hastaya destek olması lazım. Sizin çok çok iyi bebek yoğun bakım üniteniz, erişkin yoğun bakım üniteniz, ameliyathane 7/24 çalışan bir ameliyathane ve anestezi ekibinizin olması lazım. Çünkü siz bu işlemin anne adayının mesela sezaryen sonrası normal doğumda bizim yaptığımız annenin kendi sancılarının gelmesini bekliyoruz. Eğer kendi sancıları geldiği zaman bunun ne zaman geleceğini tespit etme şansımız yok tabii ki. Gecenin bir yarısı sancıları geldiğinde siz o işleme başladığınızda olası rüptür riski gibi bir takım risklere karşı ameliyathane ekibinizi hazır bulundurmanız, işte anestezi ekibini hazır bulundurmanız, ekibinizi gerçekten bu sezaryen sonrası normal doğum bizim cerrahi branşlarda, doğumda birçok şeyde olduğu gibi ekip işi. Yani siz ekibinizi kurmanız lazım, ekibinize güvenmeniz lazım. Yani ben şahsen sezaryen sonrası normal doğumlarda kendim kadar, belki kendimden çok ekibime güveniyorum. Ne bileyim, ebe arkadaşlarla çok iyi bir diyalogumuz var, oturmuş bir diyalogumuz var. Onların takiplerine güveniyorum. Sonuçta ikili ilişkilerle hastalara yapılan destek önemli. Onlara yapılan desteklere güveniyorum gibi durumlarla biz bu normal doğum olayını gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi hasta uyumu, doktorun desteklemesi ve anestezi, yoğun bakım ekiplerinin hepsinin bir arada bulunması gerekiyor. Bu koşullara güvenerek gerçekten kilo çok sınırlardaydı. Mesela o hastam 4 kilo civarında, belki izliyordur şu anda. 4 kilo civarında ve inanın o kadar rahat doğurdu ki ben hiç sezaryen olmamış ilk doğumu olan hastalarım bile bu kadar rahat güle oynaya, tabii yine ebe desteği ve doula desteği de vardı onun yanında. Bu kadar rahat doğurduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Çok çok güzel doğum yaptı. Tabii ki bu arada sizlerden gelen bir takım sorular da var. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Artılarınız pozitif sözleriniz, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bir soruyu yanıtlayayım. Sonra yine sohbetime devam edeceğim. 30 yaş üstü kadınlara ne önerirsiniz? Ne yapmaları gerekir? Bilgilendirir misiniz? Diyor Dilek Kömür Kayabaş hanımefendi. Şimdi özellikle bu çağımızda, bu dönemde tabii ki gebelik yaşı biraz daha ileriye gitti. Bu konuda tabii ki biz 30-35, yani şu anda da ben kendi hasta grubumda, takip ettiğim hasta grubumda 30 yaş üstü gebelerim var. Takip ediyoruz. Ekstra nedir? Aslında onların uyumu bazen çok daha iyi olabiliyor. Yani onlarla daha tecrübeli oluyorlar, diyalogları daha farklı olabiliyor. Ekstra bir şey yok. Sadece 30 yaşın üstünde bir takım işte bizim kromozom bozukluğu dediğimiz Down sendromu gibi bir takım kromozom riskleri bir tık daha fazla. Ama tekrar söylüyorum, ben bunu hastalarıma da mesela söylüyorum. Sadece bu bir risk. Mesela bana dışarıdan da tavsiyeyle gelen hastalarımda söylenen bir şey var. İşte hocam bize zeka testine bakıldı, işte özürlü dendi. Değil. Yani bu bir risk. Size söylenen, nasıl hava durumu yarın yağmur yağabilir diyor, çıkmadığı olabiliyorsa bu da onun gibi bir risk. Yani o baktığımız değerlerde olabilirlik riskini söylüyoruz ve sonrasındaki ileri testlerde bunu doğrulamaya çalışıyoruz. Bir tek 30 yaşın üstünde bizim hani sıkıntı belki diyeceğimiz yaşa bağlı bu tür sıkıntılar olabiliyor. Onun dışında 30 yaşın üstünde ekstra hiçbir risk yaşamıyoruz. Sevgili Gamze Torun Yiğit, sezaryen sonrası normal doğum yaptırdığım, teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ediyorum. Öpüyorum bebeğimizi de. Sevgili Büşra, o da SSVD için güveniyoruz diye yazmış. Teşekkür ediyorum. Sevgi selamlarımı iletiyorum ona da. Sevgili Neşe Ata Baloğlu hanımefendinin iki oğlum, biri 15, diğeri 9 yaşında. Diğer doğumunu siz gerçekleştirdiniz. Normal doğulu olarak size minnettarım. Çok teşekkürler, sevgiler, selamlar. Ben de çok öpüyorum iki bebeğimizi de. Yine bir hastamızın daha, Neslima İnan diye bir gebim. İkinci doğumumu normal doğum yapmak istedim. Sezaryandan sonra normal doğum yapmak istedim. İlki tersti. İkinci de denedik, olmadı. Tabii ki sezaryen sonrası normal doğumda tabii ki şimdi artılardan bahsettik ama yapılan çalışmalarda, yapılan değerlendirmelerde ilki sezaryen, ikinci normal doğum yapmak isteyip doğuramayan tabii ki hastalarımız da olabiliyor. Bunlar da ilerlemeyebiliyor. Yani siz doğum sürecini bekliyorsunuz. Tabii ki bunun da belli bir süresi var. Rahiminizin belli bir süre içerisinde açılıp bebeğin aşağıya inip tabii ki bunlar bebeğin kalp atışlarının normal olduğu koşullarda olması lazım. Yani ekstra bir risk taşımadan rahiminizin düzenli olarak tabii ki bu her gebede aynı şekilde olmuyor. Yani ben 17 yıllık kadın doğum uzmanlığı hekimim döneminde çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hani ilk gebelik uzun süreceğini düşünüyorsunuz ama bir bakıyorsunuz çok hızlı ilerliyor patır patır. Bir bakıyorsunuz 4. gebelik diyorsunuz hani bu 2-3 saat içerisinde doğurur gibi düşünüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bebek takılıyor. İlerlemesi yavaş oluyor yavaş ama bizim cerrahide ana kurallardan biridir. Mutlaka sabırlı olmak lazım. Tabii ki her şey kontrol altında olduğu sürece. Yani bu normal doğumda da, sezaryen sonrası normal doğumda da her şeyi kontrol altında tutarak sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde yapılırsa tabii ki iyi sonuçlara karşı karşıya kalıyoruz. Ama tabii ki dediğim gibi her şeyi kontrol altında alarak ama ikinci sezaryen sonrası normal doğumu ikinci kez denediğinizde bazen gerçekleşmeyebiliyor ya da çok düşük bir ihtimal. 1'de 3'tür. 1'de 3 ile 5 arasıdır. Yani 1000 gebenin 3 ya 5 tanesi de rüptür dediğimiz sezaryen sonrası normal doğumda en çok korktuğumuz sıkıntılı durum yaşanabiliyor. Ama değer dediğim gibi 1'de 3 ya da 5 arası. Yine bir hastamız normal doğumla ilgili sevgili Sertap Cansever. İlk doğumumu siz yaptırdınız. Hiçbir sorun yaşamadım. Fakat ikinci doğumumdan sonra hissizlik kaybı oldu. Ne gibi bir sorun olabilir? İkinci doğumun üzerinden 3 yıl geçti. Fakat ben hala hissetmeyi tam olarak hissetmiyorum diyor. Şimdi normal doğumdan sonra da sezaryandan sonra da bebek çıkarken kesi yerlerinde yapılan onarım işlemlerinde bir takım sinirlere stürler gelebiliyor ve bu bir süre hissizlik kaybı yapabiliyor. Ama bunlar zamanla tabii bu kişinin kendi yapısıyla biraz da alakalı. Zaman geçtikçe toparlayacaktır. Yine pozitif şeyler, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gülcan Alcan hocamız, Ali Bey iyi ki varsınız. Tanıdığım en mükemmel kadın doğum hekimi. Çok teşekkür ediyorum. Siz de öylesiniz. Sevgili Fatma Bilen, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Asel İlke Cansu Arsak, 6 yıl sonra yeniden inşallah yanınızda olacağım diyor. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bekliyoruz her zaman. Sevgili Gamze Dülger Yetkin, iyi ki sizi tercih ettik. İyi ki ben de sizleri tanımışım. Teşekkür ediyorum. Sevgili Elif Yıldız Kibar, iyi ki sizi tanımışız. 9 ay boyunca bizi yalnız bırakmadınız. Canım hocamız, size güveniyoruz. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum bebeğimizi de. Konuşmanın, sohbetin başında söylediğim işte hani neden kadın doğum, kadın hastalıkları doğum uzmanlığını seçtiğinizin bir artısı da bunlar. Hem annelerle hem bebeklerle O kadar sıcak diyaloğunuz oluyor ki o 9 ay boyunca bir sohbet havasında işte bebeğimize bakıyoruz. Son teknolojiyle hele renkli ultrasonlar yapıyoruz. Bebeğin güzel görüntülerini yakalıyoruz. Gülerken el hareketleriyle vesaire. Bunlar size hep mesleğinizde artı değerler kazandırıyor. Yaptığınız işi daha çok seviyorsunuz. Daha iyisini yapmak istiyorsunuz. Daha artıya gitmek istiyorsunuz. Zaten bu işte sezaryen sonrası normal doğumda biraz da oradan belki çıkıyor. Hani sezaryandan sonra tabii ki şu anda epidural dediğimiz belden uyuşturarak özellikle bizim kliniğimizde hem normal doğumda hem sezaryanda özellikle epidural spinal anestezi yaparak çok daha pozitif şeyler katarak annenin o doğum sürecini sıkıntılı değil de biraz daha güle oynaya, işte yakınlarıyla, bizimle birlikte daha pozitif diyaloglarla geçireceği bir döneme sokuyoruz ve yine dediğim gibi güle oynaya doğumunu gerçekleştiriyor. Bunun dışında tabii ki normal doğumda hem sezaryen sonrası normal doğumda hem sezaryen olmadan ki normal doğumda da bizim yaptığımız epiduralin dışında çok yakında hizmete açacağımız, bizim de sabırsızlıkla beklediğimiz, büyük heyecanla açılmasını beklediğimiz BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi'ne de geçtiğimiz zaman orada bir de bu epidural normal doğum, spinal normal doğumun yanında bir de suda doğum olayına gireceğiz. Bu da tamamen suda doğum da her şeyin normal olduğu, bebeğin doğduktan sonra fizyolojik sıvının içerisine geldiği, hiçbir yan etkinin olmadığı, çok daha artıların olduğu bir normal doğum şekli. Az önce dediğim gibi hani yaptığınız için pozitifliği sizi hep yeni şeylere yönlendiriyor. Bu yeni açacağımız hastanemizde de BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi'nde de bu normal doğumu biraz daha genişleterek, daha kolaylaştırarak gebelerimizin normal doğum yaptığının farkına varmadan tabii ki bitirmek, bebeğini kucağına çok keyifle almalarını sağlamak istiyoruz. İnşallah hastalarımızla, sevdiklerimizle, kardeşlerimizle orada da görüşeceğiz en yakın zamanda, Ocak ayında Allah izin verirse. Sevgili Fatma Açıkgöz, 3 evladım sizde doğum yaptım. Gerçekten iyi bir hekim. Teşekkür ediyorum Fatmacığım. Sevgili Pınar Arnavut, merhabalar hocam. 3. bebeğime hamileyim. Erken doğum nedeniyle sezaryen oldum. Bu doğumumda kordonlarımı bağlatmak istiyorum. Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Bu arada yaşım 34. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki kordonları bağlatmak çok radikal bir karar. Bana gelen çok sevdiğim hastalarım, söylüyorum onlara da. Hani tüpleri bağlatmak geri dönüşü olmayan bir işlem. Siz tüplerinizi bağlattığınız zaman bir daha çocuk sahibi olamıyorsunuz. Tabii ki bunun şimdi yeni tekniklerle işte tüp açılması, işte tekrar kestiğiniz bir ip gibi düşünün. İpi kesiyorsunuz ortadan ve iki tarafını da bloke ediyorsunuz. Yani sperm ve yumurtanın çok basit anlatımla spermle yumurtanın birleşmesini orada engelliyorsunuz. Tabii ki gebelik oluşmuyor ama bunun geri döndürülmesi çok fazla şu anda son çalışmalarda yapılan yerler var. Ama riskli bir işlem. O yüzden tüp bağlanması konusunda size söyleyeceğim şu olabilir. Çok net düşünmeniz lazım. Eşinizle birlikte net karar vermeniz lazım. Ben kesinlikle bir daha çocuk istemiyorum. Tabii ki çocuk istediğinizdeki tek alternatifiniz tüp bebek olabilir. Tüpleri bağlandıktan sonra... Çünkü bize geri dönüşler de oluyor. Hocam biz işte 2 sene önce düşünmüyorduk. Kesin kararımızı vermiştik. Hiçbir şekilde çocuk istemiyorduk ama şimdi istiyoruz hani 2 sene önce ve bu taleple gelen hastalarıma ben direkt bunu örnek veriyorum. Bakın 2 sene sonra gelip işte ben o zaman istemiyordum ama şimdi istiyorum diyebilirsiniz. Hani bunu göz ardı etmeyin. Bunu da düşünerek hani buna net karar verin diye. Bunları düşünerek okeyleyebilirsin. Sevgili Nesrin Aykut Altın, iyi ki varsınız. 22 gün önce ilk normal doğumumu gerçekleştirdim. Sen de iyi ki varsın Nesrin'cim. 9 ay boyunca doktordan öte abi olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki siz. Sen de iyi ki varsın Neslincim. Sevgili Fatma Nilay Pekdoğan, çok sevdiğim Ali Bey'i ben de her şey için teşekkür ediyorum. 9 ay boyuncaki hassasiyetiniz, sizi sürekli arayıp yazmama rağmen bıkmadan, usanmadan benimle ilgilendiğiniz için, her zaman bir hekimden çok bir abi olarak bize yaklaştığınız için çok teşekkür ederim. Bizim için çok değerlisiniz. Sen de öylesin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nilay. Sevgili Aysun Ramazan Emirhan Kör isimli izleyicimiz, 4 yıl önce sezaryenle doğum yaptım. Normal doğum yapabilir miyim? Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim diye bir bize mesaj atmış. Şimdi Aysun Hanım, sohbetimin başında ufak ufak tabii bilgilendirmeler verdim ama tabii ki bunu söylemedik. Şimdi 4 sene sezaryen sonrası normal doğum için iyi bir süre. Yani bizim bu süreçte en az 2 senenizin geçmesini istiyoruz. Sezaryen olmuş bir anne adayının 2 seneden sonra, bu da bize sık gelen sorulardan biri. Hani işte hocam ben sezaryen oldum, ne kadar sonra normal doğum yapabilirim diye. Bizim bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalarda çıkan sonuçta 24 ay yani 2 sene en kritik dönem olarak geçiyor. Çünkü o dikiş yeri iyileşmesi, tekrar sancı çektiğinizde, rahiminiz kasıldığınızda, doğum gerçekleşmeye başlamasını beklediğiniz süreçte 2 seneden sonra o kesi yeri, dikiş atılan yer eski direncine tabii ki birebir gelmiyor. Ama eski direncine yaklaşıyor. Yani sizin doğum sancılarınızı kaldırabiliyor. Ufak desteklediğimiz hani suni sancıların etkilerini destekleyebiliyor gibi, bize sıkıntı yaratmıyor. Tabii bunun yanında yapılmış bir takım çalışmalarda bir yıl sonra yapan, sezaryandan sonra 1. yılda da doğum yapmış anne adaylarımız var. Yine bizim kliniğimizde çalışma sürecimizde biriktirdiğimiz sezaryen sonrası normal doğum yapmış olan anne adaylarından derlediğimiz çalışmamızda, yakında yayınlayacağımız çalışmamızda da 1,5 sene sonra doğum yapmış olan var. 3 sene de var. Ama sizin gibi 4 yıl önce sezaryen olmuş bir anne adayı için tabii ki diğer faktörler de değerlendirilerek, ama genel anlamda hani sorunuza cevap olarak 4 yıl önce sezaryen yapmış bir anne adayının şu aşamada normal doğum yapması için hiçbir sakınca yoktur. Tabii dediğim gibi bu olay tamamen bazen hani hastanede olsun, ben az önce sevgili Fatma Nilay'ın belirttiği gibi 7/24 telefonum açık, cep telefonundan arayıp bana soru soran, yönlendirdiğim, bilgi verdiğim hastalarımda hep söylediğim, sağlık konusunda tabii ki telefonla bilgi verilebiliyor ama özellikle sezaryen sonrası normal doğumda ikili değerlendirme çok önemli. Bir defa o sıcaklığın tutması lazım. Çünkü siz zaten normal doğum bile yaparken doktorunuza çok güveniyorsunuz. Sezaryen sonrası normal doğumda bir kat daha fazla, çünkü o korkularınız var. Acaba tabii ki bu sezaryen sonrası normal doğuma gelen hastalarımın birçoğu okuyorlar, bilgi sahipleri, hepsi, hemen hemen hepsi rüptür olayını biliyor. Bir defa o masada ıkınırken sürekli kafalarında işte rüptür olacak mıyım, olabilecek miyim gibi soru işaretleri var. O yüzden bunu direkt kafanızda olan, sizin kendinizin seçtiği doktorunuzla birebir diyalog halinde, yani gidip oturacaksınız, konuşacaksınız işte. Doktorum, ben sezaryen sonrası normal doğum yapmak istiyorum. Benim durumum bu şekilde. Herhangi bir hastalığınız var mı? Tabii ki şeker hastalığı, hipertansiyon. Şeker hastalığı ne yapabiliyor? Şeker hastası olup da sezaryen sonrası normal doğum yaptırdığım hasta da var. Şeker hastalarında biz tam tersi sezaryeni çok fazla istemiyoruz. Çünkü şeker hastalığı, enfeksiyon geliştiği zaman o enfeksiyonun iyileşmesini yavaşlatıyor. Artı enfeksiyona direncinizi de düşürüyor. Yani o sezaryen yerinde enfeksiyon oluşma riskiniz de daha yüksek. O yüzden biz onları da normal doğuma yaptırmak istiyoruz. Yani şahsen ben doktor olarak gelen şeker takipli, işte insülin kullanan hastalarımda kesinlikle normal doğum yaptırmaya çalışıyorum. Ama şeker hastalarında şöyle bir sıkıntı olabiliyor bazen. Tabii metabolizmasına bağlı olarak bebekler biraz daha iri olabiliyor. Yani normal standardın üzerinde olabiliyor. Ne bileyim 4,5 kiloluk, 4,750, 5 kiloya yakın doğurttuğumuz bebekler var şeker hastalarında. Bu koşullar dışında şeker hastalarını da biz normal doğum yönünde değerlendirebiliyoruz. Yani gittiğinizde doktorunuzla işte şekeriniz var mı, tansiyonunuz, hani tansiyon tolere edebilecek bir tansiyonda yine normal doğum yapılabilir ama bazen hani bizim kliniğimize de, benim kendi hastalarımda da preeklemsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi olayları gelebiliyor. Bunlar çok tehlikeli, hem anne için hem bebek için. Çok tehlikeli seyredebilen bir klinik seyir. Mesela bunların hepsinin tek tek gidip doktorunuzla konuşmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi hani kabaca söylemek gerekirse 4 yıl sezaryen sonrası normal doğum yapmanız için uygun bir zaman. Sevgili Caner Gündüz, hocam çok iyi bir doktorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Caner'cim. Sevgili Fatma Açıkgöz, Ali Bey 3 normal doğumdan sonra rahim sarkması hakkında bilgi verir misiniz? Ameliyat şart mıdır? Tabii bu doğumlardan sonra rahimi pelvis yan bağlarına dediğimiz hani karında tutan bir takım bağlar var. Onlar da tabii ki bu süreçte rahim 9 ay boyunca geriliyor, eski haline alıyor gibi. O bağlarda da gevşeme oluyor ve rahim aşağı doğru sarkma gösterebiliyor. Bunu toparlamak mümkün. Tabii ki onu da klinik değerlendirmelerle ama kesinlikle işlem yapılabilir. Sevgili Bahar, çok zorlu gebelikler geçirdim. 2 kaybımdan sonra sizin sayenizde 2 evladımı aldım kucağıma. Sizin enerjiniz her daim yanımızda oluşunuz. Evimizde hissettirdi bizi. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ediyorum Bahar'cığım. Öpüyorum seni. Tabii ki sezaryen sonrası normal doğumlarda ve normal doğumda mesela sevgili Bahar gibi daha önceki gebeliklerinde kayıplar oluyor. Mesela her gebelik tabii ki kıymetli, her bebeğimiz kıymetli ama Bahar'ın konumunda olan gibi durumlar bir tık daha bizim öne geçiyor. Mesela bu tür anne adaylarında da bazen işte hani kıymetli bebek denip sezaryene gitme yolunu seçebiliyoruz biz kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak. Tabii ki bu eğer ki anne ve bebekte herhangi bir sıkıntı yoksa yani bu durumlarda da normal doğum yaptırılabilir ki Bahar da bunlardan bir tanesi. Yani benim klinik gözlemlerimle olaya bakış açımla hani normal doğumu çok daha ön planda tuttuğum için Bahar da o konumdaydı. Hani bebek kayıpları vardı, gebelik oluşumu. Hep ona da söylüyordum. Hep kıymetli bebekler ama seninki bir tık daha kıymetli bir bebek. Ama normal doğumla çok şükür sevgili Bahar'cığıma bebeğini teslim ettik. Sevgili Gizem Öztük Ertan, çok sevdiğim, artık hastam değil, kardeşim diyorum ona. Her muayenede terapi gibi iyi ki varsınız. Aynı şekilde karşılıklı terapileşiyoruz sevgili Gizem. Neslima İnan hanımefendi, hocam 4. sezaryen için ne gibi riskler var ve 4. sezaryanı önerir misiniz diye bir soru sormuş bize. Şimdi tabii ki sezaryen sayısı arttıkça riskimiz artıyor. Bunu şöyle düşünün, tabii ki çok net kafalarda kalması açısından söylüyorum. Çok birebir örnekler değil çünkü dokular farklı ama eliniz bile kesildiğinde aynı yeri bir kez dikin, tekrar kesin, tekrar dikin. 4 kere kesip diktiğiniz zaman, tabii rahim kası farklı bir kas ama 4 kere kesip diktiğiniz zaman oluşacak o cildinize baktığınızda orası çok çok incelmiş hale geliyor. Ama tabii ki benim kendi klinik deneyimimle ve kendi hastanemizde diğer çalışma arkadaşlarımızın yaptığı deneyimlerle de biz kliniğimizde 4. doğum sezaryanı da 5. sezaryanı da tabii ki yapıyoruz. Tabii ki onların riskleri daha fazla. Ne olabiliyor? Hani sezaryen sonrası normal doğumun yanında bu 5. sezaryenlerde de rüptür riski yüksek olabiliyor, enfeksiyon riski fazla olabiliyor gibi bir takım riskleri var. Tabii anne baba adayları istiyorsa 4. sezaryanda riskler anlatılarak hani bu az önce söylediğim sezaryen sonrası normal doğumda sadece değil tüm gebeliklerde hani anne babayla doktor arasındaki hani diyalog kurularak, olası riskler anlatılarak, hani 4. sezaryanda, 5. sezaryanda ne gibi risklerimiz olabilir? Hani biz bu olaya başladığımızda, olayın başından bu riskleri kafamızda canlandırarak, bunu kafamızda netleştirerek bu şekilde gitmemiz lazım. Çünkü bilgisizlik korkuyu arttırıyor. Mutlaka içinde bulunduğumuz durumu hakkında bilgi sahibi olup o konudaki karşılaşacağımız şeyleri kafamızda canlandırmamız lazım. Ona göre biz adımlarımızı atmamız lazım. 4. sezaryana da izin veriyoruz ve bizim dediğim gibi takip ettiğimiz hastalarımız da var. Sevgili Sedat Yeşim Kerim Kaçmak, 1 yıl önce sezaryen ile doğum yaptım. İkincisini normal yapma ihtimali var mı? Doğumdan sonra dikişlerim için kontrole gitmedim ve ilaç kullanmadım diye bir soru iletmiş bize. Şimdi sevgili Yeşim, sezaryen sonrası normal doğumda az önce söylediğim gibi süre biz ortalama 2 yıl. Ama 1 yıldan sonra da normal doğum yaptırdığımız hastalarımız var. Tabii ki o 1 yıl süreç, o yara iyileşmesinin biraz daha taze olduğu için riskin bir tık daha fazla oluyor. Sezaryen sonrası ama hani normal koşullarda 2 seneden sonra sezaryen sonrası normal doğum yapma şansınız %70 ile %75 arasında. Yani bu oran gerçekten sezaryen sonrası normal doğum oranı yüksek bir oran. Yani %70-75 ne demek? 4 tane sezaryen olmuş gebenin sonraki doğumunda normal doğum yapma şansının 3 tanesinde var. Yani 4 kişiden 3 tanesi sezaryen olmuş, 4 kişiden 3 tanesi eğer ki istiyorsa, kafasında netse sezaryen sonrası normal doğum yapabilir. Yani bu oran yüksek bir oran aslında. Çok düşük bir oranda değil. Ama sohbetin başında söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka birinci kural annemizin istemesi lazım. Annenin istemesi bundan sonraki süreçleri de beraberinde getirecek. Mesela anne istiyorsa o gebeliğini sezaryen sonrasında yapılması gereken bir takım işlemleri yaparak geçirebiliyor. Nedir? Bunlar en büyük etkenlerden biri. Bir defa spor konusunda özellikle pilates, yoga, kegel egzersizi dediğimiz mesane, vajen, alt tabanını kasarak o bölgeyi kuvvetlendirerek. Çünkü sezaryen sonrası normal doğum veya normal doğumda da pelvis alt tabanı bizim için çok çok önemli. Anne o bölgeyi koruyarak, kasarak bebeği aşağı doğru itmeyi mutlaka desteklemek zorunda. Bu pilates toplarıyla bir takım egzersizlerle çok basit pelvis alt tabanını kuvvetlendiren sadece squat dediğimiz eğilme kalkma hareketini yapması bile o pelvis alt tabanını hani hadi bırakalım onu da mutlaka öneriyoruz pilates toplarıyla bir takım egzersizleri ama onun dışında eğilip kalkmak bile squat hareketi dediğimiz eğilip kalkmak bile inanılmaz bir şekilde o pelvis tabanındaki kasları kuvvetlendirip normal doğum yapması konusunda anneye inanılmaz destek oluyor. Çünkü bunları uygulayıp yapan hastalarımız, gebe anne adaylarında çok pozitif sonuçlar alıyoruz. Gerçekten ıkınırken çok daha kuvvetli ıkınıyorlar. Doğum yaparken o pelvis alt tabanında yırtılmalar çok çok daha az oluyor. Ve sonraki iyileşmeleri, lohusalık dönemindeki iyileşmeleri, sarkmalar olsun birçok normal doğum yapan anne adaylarının rahim ve pelvis tabanındaki işte idrar torbası, mesane, arkadan işte bağırsak bölgelerindeki gibi sarkmalardan çok çok daha az etkileniyorlar. Tabii ki normal doğumdan dolayı bir takım etkilenimler oluyor ama bir tık daha az etkileniyorlar. Hocam ilk sezaryanda sevgili Ömer Zozan, ilk sezaryanda belden aşağı uyuşturdular ama doğumdan bir hafta sonra çok ağır bir baş ağrısı olmuştu. İkincisine hamileyim şu an 7 aylık oldu. Şimdiden tekrar baş ağrısı yaşarım diye korkuyorum. Belden aşağısı olduğu için mi oluştu? Şimdi sevgili Ömer Zozan, şimdi bu belden uyuşturma epidural dediğimiz ya da spinal dediğimiz olayda bazen çok hafif de olsa bir baş ağrısı olabiliyor. Ama bu geçici bir baş ağrısı. Çünkü o bölgeye ulaşarak belden aşağı giden sinirlerde blokaj. Ama bizim motor blokaj dediğimiz hissiyat kayboluyor. Motor blokajı ayaklarını falan, eskiden ayak hareketlerini vesaire de bloke ediyorduk ama şimdiki yapılan işlemlerde anne adayı hareket edebiliyor. Sadece o bölgenin his kaybı, yani ağrıyı hissetmemesini sağlıyoruz. O özellikle rahim açılmasının ve doğum sancılarının en pik olduğu, işte rahimin 4 santim, 5 santim, 6 santim olduğu o pik dönemlerde ki ağrısını hissetmemesi ya da daha az hissetmesi diyelim. Çünkü bu hissetme olayı biraz gebeliğin tabii doğal olarak bir takım psikolojileri var. İşte anne adayının korkuları olabiliyor, ağrı eşiği düşük olabiliyor gibi bir takım nedenlerden dolayı aynı işlemi yaptığınızda bazı anne adayları kuş gibi, hatta gidiyorum, o bize de inanılmaz mutluluk veriyor. Ziyarete gidiyorsunuz, sancı çekiyor, bir geldiğinizde çığlık çığlığa, sonra bir gidiyorsunuz odaya, bakıyorsunuz ki o kadar rahat ki pamuk gibi olmuş. Yani bunu görünce tabii ki hani istiyorsunuz ki tüm doğumları işte epidüralle yapalım, spinalle yapalım. Tabii ki hayatta bazı eksiler gibi bunun da çok ufak bir baş ağrısı evet olabiliyor. Ama onda oldu diye ikincisinde de, benim kendi takip ettiğim hastalarımda da oldu birkaç tane öyle. Hani hocam ben ilkinde baş ağrısı yaşadım. Bunda ikincisini yapıp çok çok rahat. Çünkü bir de sistem de değişiyor. Hani kullanılan materyaller değişiyor. Eskiden farklı yöntemlerle yapılıyor. Farklı belki ilaç dozları değişiyor vesaire vesaire gibi şeylerden dolayı illa hani birincide yaşadığınız sorunun cevabı ilkinde yaşadığınız için ikincide de yaşayacaksınız diye bir kural yok. Sevgili Meryem Şahinaliz, her iki doğumda da yanımızda oldunuz. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Sen de iyi ki varsın sevgili Meryem. Öpüyorum sizi. Sevgili Melike Kemaloğlu Çelik, en güler yüzlü, en pozitif doktor, iyi ki varsınız. İyi ki sen de varsın, iyi ki sizler de varsınız. Sevgili Özlem Danacı Gündoğdu bir soru sormuş. Sezaryen sonrası epidural öneriyor musunuz? Sezaryen ağır geçtiği için bunun kolaylığı oluyor mudur? Şimdi sezaryen sonrası normal doğumda epidurali çok fazla, işin doğrusu, önermiyoruz. Nedenine gelince az önceki sohbetimizde de belirttiğim gibi sezaryen sonrası normal doğumda en çok korktuğumuz ve en korktuğumuz şeylerin başında gelen rüptür olayı. Şimdi rüptür olayı rahimin yırtılma olayında bir takım elimize doneler geliyor. İşte bebeğin kalp atışları etkilenebiliyor. Tabii bu sürede sezaryen sonrası normal doğum takiplerinde bu esnada bebeğin mutlaka çok yakın monitörize ediyoruz. Bebek kalp atışları takip ediliyor. Annenin kontraksiyonları, sancıları takip ediliyor. Gibi bir takım elimizde artılar var. İşte sevgili ebe arkadaşlarımızla birlikte hastanın rahim açılması takip ediliyor. Doğulalar yanında, onlar destek oluyorlar, psikolojik destek oluyorlar. Bunlar da çok çok önemli şeyler. O esnada epidural yaptığımız zaman tabii ki yapsanız da bu verilerle siz olası bir rüptür olayında olayı yakalayabilirsiniz tabii ki. Ama epidural olayı bazen maskeleyebiliyor. Tabii ki kesinlikle yapılmaz diye bir kural yok. Tabii ki yapılabilir ama bazı koşullarda o rüptürü maskeleyebildiği için hani çok ön planda düşünmüyoruz. Sevgili anne adayına verilen destek, gerek ebe arkadaşlarımızın, gerek doğulaların yapmış olduğu destek zaten inanın kafa olarak zaten ben normal doğum yapacağım diye gelen anne adayının ağrılarını geriye doğru çekiyor. Yani ben yine burada kendi klinik deneyimimi söylemek istiyorum, aktarmak istiyorum size. Çok net gelip de ben normal doğum yapmak istiyorum diyen sezaryen olmuş hastalarımda hiçbiri benden epidural istemedi. Yani ağrılarımı azaltın vesaire gibi, çünkü kafasında net olarak normal doğum istediği için o ağrıyı biraz da yaşamak istiyor. Hani ufak dozda olsa, tabii ki son artık bebek çıkıma yakın olduğunda vesairede bir takım ağrılar hissediliyor ama normal doğumun o ambiyansını, o ortamı yaşamak istediler. Ve epidural şimdiye kadar bu şekilde net gelen hastalarımın hiçbirine epidural yaptırmadım. Ve çok da rahat doğurdular. Sevgili Ayşe Erol Taylan, öpüyorum. 2 evladım var. İlki normal doğumdu. Sayenizde çok güzel bir doğum oldu. İkincisi zorunlu sezaryen. Çok şükür korkusuz geçen çok güzel bir doğum oldu. Size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız Ali Bey. Sevgili Ayşe, ben de öpüyorum. Çocukları da öpüyorum. Az önce bahsettiğimiz olaylardan biri bu. Mesela sevgili Ayşe de ilki normaldi, ikinci de her geldiğinde sürekli bu diyalogumuz geçiyordu. Bu bebek niye dönmüyor? Bu bebek niye dönmüyor? Bebeğimiz ters geldi. Bir türlü döndüremedik o yaramazı ve sezaryenle almak zorunda kaldık. Sevgili Semiha Sönmez, bu zorlu 9 ayı sizin sayenizde atlattım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Mükemmel Doktor Ali Bey, sizi seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Sevgili Beda Muhammed Aksoy, gebelik şekeri sonrası normal doğum yapabilir mi? 2 sezaryen sonrası ve Akdeniz anemi hastası, kan ilaçlarını kullanamıyor, alerjisi var. Şimdi tabii ki gebelik şekerinin olması, az önce söylemiştim, yakın takip altında, gerekirse dahiliye doktorlarıyla diyalog altında kalarak, insülin başlanarak ya da diyetle regüle ederek, bu şekilde düzenlenerek, yine Akdeniz anemisi hastası olsa bile, şimdi bu bahsettiğiniz hastamız sevgili Beda Hanım, biraz komplike bir hasta. Şeker, Akdeniz anemisi olan bir hastamız. Mutlaka yakın takip altında. Benim kendi takip ettiğim gebelerim var bu şekilde. Hani bir takım işte dahili problemleri var ya da başka problemleri olan bir takım gebelerim var. Bunları ilgili branş hekimiyle birlikte diyalog halinde çözerek gerekli tedavileri, gerekli yaklaşımlarda bulunarak tabii ki yapabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Sevgili İlham Büşra Uğurlu, çok sevdiğim. Hocam merhabalar. Öncelikle sizin gibi bir doktorla karşılaştığımız için çok mutluyuz. Hamilelik sürecimizde çok fazla desteğinizi hissettik. Sizi çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Sorum şu olacak. Doğum esnasında yapılan iğnenin daha sonra şiddetli bel ağrısı yaptığı doğru mudur? Çünkü biz uzun süre bel ağrısı yaşadık. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Ben de çok selamlarımı iletiyorum ve öpüyorum sizi. Bu bel ağrısı sonrasında çok fazla işin doğrusu kalmıyor ama tabii ki bu şuna benzeteyim. Hani nasıl kolunuzdan bir kan aldırırsınız, bir 3 gün hissedersiniz. O da öyle belki sürebilir ama yine de çok ısrarla devam ederse onu başka bir şekilde çözmek lazım. Sevgili Pelin İncegönül, çok sevdiğim Pelin, çok dirençli, az önce söylediğim gülerek gelen, çok azimli, çok dirayetli, dirençli sevgili Pelin, artık hastam gebem demiyorum kardeşim. SSV'de isteyen, ben de epidural istemedim. Evet, zaten Pelin'in doğumu çok farklıydı. Çok rahat geldi, çok net geldi. Ben kesinlikle normal doğum istiyorum dedi ve gerçekten de dediği gibi normal doğum yaptı. Seni tekrar tebrik ediyorum sevgili Pelin. Sevgili Ayşenur Örnek, epilepsim olduğundan dolayı kasılmalarım çok oluyordu ve hamile olduğumda hep düşük yaparsın diyorlardı ve Ali hocamla tanıştığım gün kasılmalarımdan korkmadım çünkü sürekli takip altındaydım ve normal doğum yaparak az bir suniyle doğumumu gerçekleştirdim. İyi ki varsınız hocam. İkinci melekte de tabii ki Ali Çelik. Teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum Ayşenur. Az önce yine belirttiğim gibi mesela bu epilepsi de ayrı bir işte. Guatr olur, şeker olur, tansiyon olur. Epilepsi sıkıntısı olduğu zaman da nörolog arkadaşlarla birlikte olayı yönetebiliyoruz. Onların bebeğe zararı olmayan bir takım ilaçlar önerisiyle ilaçlarını kullanarak tabii ki çok rahat bir şekilde hem de normal doğum yaptırarak mutlu sona ulaştırıyoruz. Sevgili Yonca, hocam siz bir harikasınız. Benim hayalimi sağ salim kucağıma verdiniz. Siz benim için doktordan öte bir abi, bir arkadaşsınız. Size her geldiğimde içim çok rahat bir şekilde dönüyorum evime. Kayınvalidemin ameliyatı içinde tabii ki yine siz emin ellerdeyiz. Çok şükür. Sevgili Yonca, öpüyorum seni. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Her daim birlikteyiz. Kapımız her zaman açık. Sevgili Pelin, anne karnında gelişim geriliğinden de bahseder misiniz hocam demiş. Tabii ki bahsederiz. Şimdi yayınımız tabii ki süremiz kısıtlanıyor ama anne karnında gelişim geriliği bebeğin belli bir haftadan sonra büyümesinin yavaşlaması ya da durmasıyla ilgili bir problem. Tabii bunun birçok nedenleri var. Hani fix şundan dolayı oluyor ya da bundan dolayı oluyor diyemiyoruz. Tabii bebeğin gelişimi yavaşlıyor, kilo alımı duruyor, suyu azalabiliyor. Çocuğun plasentasında, eşinde kalsifikasyon dediğimiz kireçlenmeler başlayabiliyor gibi bir takım sıkıntılar oluşabiliyor. Bunları hepsindeki olay yakın takip. Yani olayın en başında söylediğim gibi mutlaka doktorunuzla iletişim yakın olacak, yakın takip olacak ve düzenli bir şekilde kontroller olarak erken tanı konarak bu bebeklerin anne karnında kayıplara kadar giden, çok uç noktalara giden sıkıntılı şeyleri yaşamamızın önüne geçiyoruz. Yani o bebeklerde hissettiğimizde bakıyoruz geliş süreçlerinde, mesela bugün geldi, bir hafta sonra bakıyorsunuz bebeğin kilosunda bir değişim yok. Suyu azalmaya başlıyor. Çocuğun eşinde bir takım sıkıntılar başlıyor vesaire vesaire. Bunları tespit ederek bebeği erken doğurtmaya çalışıyoruz ya da işte bir takım önlemler alıyoruz gibi. Bunu doktorunuzla yakın diyalogtan dolayı sevgili Pelin'cim sezaryen sonrası normal doğum yaptı. Son gebeliğinde aynen bu şekilde bir olay oldu ve o gelişme geriliğinden dolayı maalesef az önce söylediğim hani sezaryen sonrası normal doğum ne zaman yapılamaz? Sevgili Pelin sezaryen sonrası normal doğum yapmasına rağmen son bebeğinde öyle bir sıkıntı yaşadığımız için bebeği riske atmamak için mesela ki benim hayatımda gördüğüm en istekli, en dirayetli kişiydi ama mecburen ki ben de o tarafta olmadığım halde sezaryenle sevgili meleğimizi ona kavuşturduk. Sevgili Serkan Mehtap Aktaş, 30. haftadan sonra gebe kabul ediyor musunuz? Tabii ki kabul ediyoruz. Şu anda Batı Bağat Hastanesi'ndeyiz ama çok yakın bir zamanda inşallah BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi'nde olacağız. İnşallah hem normal doğumlarda, az önce söylediğim gibi suda doğum, normal doğum, sezaryen sonrası normal doğumlarda hepsinde inşallah orada görüşeceğiz. Sevgili Neslihan, merhabayla hocam. 5,5 ay önce SSV'de yaptım sayenizde. Üstelik kan pıhtılaşmam vardı. Çoğu doktor önermemişti. İsteğime saygı duydunuz. İndiksiyon yani suni sancı istememiştim. Propes ile 2 saatte üstelik 35 haftalık jet SSV'de yaptık. İyi ki varsınız. İyi ki sen de varsın. Öpüyorum. Bebeğimizi de çok öpüyorum. Sevgili Hüseyin Sevda Yerli, hocam benim Seda Gürbüz, iyi ki varsınız. Hep siz mi izleyeceksiniz bizi? Biraz da biz sizi izleyelim Sima'yla ve 7. ayımızda olan Abdul'muzla. Hepinize öpüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biraz da siz izleyin. Ben konuşayım. Sevgili Barış Şeymanur Köroğlu, iyi yayınlar hocam. Doğum yapalı 11 ay oldu. Sezaryen ile erken doğdum. Ama ameliyat yerimde dokununca hafif sızlanma şeklinde bir acı oluyor. Ameliyat izim dışa doğru kabarık bir şekilde kırmızı, bazen ara ara hafif mor gibi duruyor. Hiçbir şekilde izde azalma olmuyor. Bu normal bir durum mu acaba? Şimdiden cevabınız için teşekkürler. Sevgili Şeymanur, bazen ameliyat yerlerinde scar dediğimiz olay oluşabiliyor. Bu scar olayına tabii ki görüp en kötü ihtimalle, hani sana olayın en sonunu söyleyeyim. En sonda o bölgenin plastik açıyla, plastik cerrahi yöntemleriyle orada toparlanabilir. Yani senin hayatını sıkıntıya sokacak bir durum değil o. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Şimdi tabii ki sezaryen sonrası normal doğumu aktive etmemizin, hani o tarafa gitmek istememizin nedenlerin bir tanesi de bu. Ameliyatın hani söylediğimiz şeyler hep uç noktalardı. İşte rüptür olabiliyor, ameliyat, enfeksiyon riski olabiliyor, pıhtı atabiliyor ki az önce cevapladığım sevgili hastam gibi pıhtına rağmen eğer kontrol altına alabiliyorsanız, olay kontrol altına alınmışsa onda bile normal doğum yaptırabilirsiniz. Çünkü bizim için normal doğumdan kaçıp sezaryana gitmemizi neden olan şeyler kontrol altına alınamayan şeyler. Mesela az önce söylediğim gebelik zehirlenmesi, tansiyon çok yükseliyor, bebeğin kalp atışları kötülüyor, bebeğe ve annenin yaşam modunu bozabiliyor gibi durumlarda tabii ki mecburen oraya. Ama mesela pıhtılaşma problemi, bu da önemli bir problem aslında. Ama eğer kontrol altına alabiliyorsanız pıhtılaşma problemini, normal doğumu yaptırmak bizim için çok çok daha artı bir olay. Çünkü siz ameliyat yaptığınız hastalarda zaten pıhtılaşma faktörlerini ameliyata bağlı yükseltiyorsunuz. Yani ameliyattan sonra pıhtılaşma faktörleriniz yükseliyor. Beyinde olası hayati bölgelere, işte beyne, akciğere pıhtı atma riskiniz bir tık daha fazla oluyor. O yüzden eğer kontrol altına almışsanız pıhtılaşma riski olan anne adaylarında da normal doğuma yönlendirerek bu olayı tabii ki ikisinde de risk olacak. Yani pıhtılaşma riski olan da annede, sezaryanda da normal doğumda da bir takım riskli durumlar oluşacak. Ama siz normal doğumu, eğer ki tekrar altını çizerek söylüyorum, pıhtılaşma faktörlerini belli bir seviyede tutuyorsanız eğer annenin hayatını öncelikle, bebeğin hayatını riske atmayacak seviyeye getiriyorsanız normal doğumu da teşvik etmeniz sizin açınızdan, hem doktor olarak bizim açımızdan, hem hastanın anne adayı açısından çok daha artı yerlere getiriyor. Çünkü bu sefer ameliyattan sonra mesela gebelikte pıhtılaşma faktörleri yükseliyor. Özellikle mesela bazı anne adaylarımızın bacaklarında varisler oluşabiliyor. Gebelik basınçla alt bölgedeki toplar damarları, venöz dönüşleri azaltarak makatta hemoroidler yapabiliyor, bacakta varisler yapabiliyor ya da olmuş olanları arttırabiliyor. Tabii ki bu olaylar pıhtılaşma faktörlerini arttırarak alttan hayati organlara, beyin ve akciğere pıhtı atma riskini arttırabiliyor. Biz bunları mesela azaltmak için sezaryandan sonra o anne adaylarımızı ameliyattan sonra tabii kaldırıp yürütüyoruz, yürümelerini sağlıyoruz. Bu esnada bazen bandajlar yapıyoruz ki hani o damarı biraz daha daraltıp beyne ulaşabilecek o pıhtı atımını engellemek amaçlı. Sevgili Esma Günay Soygun, hocam vajinal daraltma estetiğinden sonra normal doğumda sorun yaşanır mı? Bilgi verir misiniz? Sevgili Esma da benim çok sevdiğim, iki meleğine kavuşturduğum, o da kardeşim sayılır. Şimdi vajinal daraltma estetiğinden sonra normal doğumu tabii ki değerlendirmek lazım. Sonuçta o vajinal estetikle o bölgeyi şekillendiriyorsunuz. Normal doğum yapılabilir ama o bölgenin o şekillenmesini biraz daha bozabilirsiniz. O yüzden mutlaka bunu değerlendirerek karar vermek lazım. Hani direkt işte vajinal estetik olmuş, normal doğum yapamazsınız diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Onu mutlaka değerlendirerek o şekilde adım atmak lazım. Sevgili Berna Çüm, beni atladınız demiş. Hayır, atlamadım. HPV 18 var hocam. Ben de parça alındı. Temiz çıktı ama 3 ay ilaç kullandım. Yeni tekrar simir verdim ama hamile kalabilir miyim? Mayıs'ta tekrar HPV vereceğim. Şimdi sevgili Berna, HPV virüsü rahim ağzı, hani direkt söylemek gerekirse rahim ağzı kanseri dediğimiz olayın başlangıç aşamalarında, mesela senin belirttiğin tip 18'de tip 13, tip 18 gibi bir takım bu HPV virüsünün tipleri var. HPV virüsü bizim kabaca siil dediğimiz olayın dışta, rahim girişinde siil dediğimiz olay, rahim ağzında ise direkt bazı lezyonlar yaparak ya da hiç lezyon yapmadan özel taramalarla tespit edilen, HPV taramalarıyla tespit edilen, hatta tiplemesi yapılan bir virüs çeşidi. Tabii ki HPV virüsü pozitif olduğu zaman biz gebeliğini engellemiyor. Tabii ki gebe kalabilirsin. HPV'nin pozitif olması senin gebe kalmanı engellemez. Gebe kalabilirsin. Sadece HPV bazen dış bölgeye, hani rahim girişte, labiyum bölgesinde vesairede siğiller oluşturabiliyor. Tabii ki bebek normal doğumu gerçekleştirmen biraz sıkıntıya giriyor bu gibi durumlarda. Çünkü yapılan araştırmalarda HPV virüsü pozitif olanlarda özellikle rahim giriş bölgesi dediğim labiyumlarda, dış dudak bölgesinde eğer ki siğilleriniz varsa normal doğum yapma şansınız riske giriyor. Neden? Çünkü bebek doğarken hani normal doğumda bebek nasıl o akciğerindeki işte sıvıyı çıkarıyor, oradan bir takım antikorlar alıyor. Hani normal doğumu en çok öne çıkaran şeylerden biri, işte normal doğum yapanlarda hani nasıl diyoruz, işte o sıvıyı alıyor, akciğerini çıkarıyor, bir takım antikorlar bağırsağa yerleşiyor ve bebekte özellikle alerjik hastalıklar, astım hastalığı gibi bir takım rahatsızlıkların daha az görülmesi bu artı kazandırırken, o bebeğin o doğum kanalından çıkarken o almış olduğu siğillerdeki HPV virüsü bu sefer bebeğin soluk borusunda, iç bölgelerinde aynı lezyonların oluşmasına neden oluyor. O yüzden siğili olan anne adaylarına normal doğumu çok fazla tercih ettiremiyoruz. Ama senin söylediğin konuda hani gebe kalabilir miyim sorusuna cevabımız tabii ki gebe kalabilirsin. Ama eğer lezyonun varsa normal doğum belki kısıtlı olabilir ama bunu da yine değerlendirmek lazım. Sevgili Medine Yener Keser, merhaba, doğum yapalı 14 ay oldu fakat kasıkta sol tarafımda değişik bir kasık ağrısı var. Sizce bu durum normal mi? Havanın soğuk olmasından kaynaklı, yani üşütme kaynaklı bir ağrı mı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum demiş sevgili Medine. Tabii ki onu da dediğim gibi değerlendirmek lazım. O söylediğiniz üşütmeye bağlı olabilir ya da o bölgede fıtıklaşma olabilir. Bağırsak fıtıklaşması gibi bir takım nedenler de olabilir. Bunu da değerlendirmek lazım sevgili Medine. Tabii ki Medine ikinci mesajında doğum, normal doğum, normal doğum diye bize bildirmiş. Kesinlikle normal doğum, normal doğum. Her koşulda normal doğum diye bize bu konuda özellikle destekliyoruz normal doğumu. Ve her konuşmamızda da bunu okeyliyoruz. Evet, sevgili çekim arkadaşlarım yayınımızın tamamlandığını söylüyor. Beni dinlediğiniz için, yayına katıldığınız için, canlı yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalıştım. İnşallah artı şeyler yapmışımdır. Kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsa çözmüşümdür. Yine çok sevdiğim anne adaylarıyla, gebelerimle ve diğer tüm hastalarımla birlikte güzel günler geçirmek dileğiyle yeni hastanemiz BHT Klinik İstanbul Tema Hastanesi'nde hepinizi bekliyorum ve hepinizi saygıyla kucaklıyorum. Hoşça kalın.